Atakum Belediye Meclisi 2015 yılı Ekim ayı 21. Birleşimi 1. Oturumu Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı Başkanlığı'nda Atakum Meclisi Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. 2016 Mali Yılı Bütçesi ve Performans Programı ile ilgili Plan Bütçe Komisyonu raporunun oylamaya sunulduğu meclis toplantısında söz alan CHP Meclis Üyesi Mustafa Tüfek, Başkan Taşçı'ya yönelik bulundukları suç duyurusu ile ilgili verilen karara değindi. Tüfek, biz 2014 yılı faaliyet raporunda görünen eksiklikleri size sunduk, rahatsız olduğumuzu dile getirdik. Siz de bir suç varsa savcılığa gidin dediniz. Bunun üzerine başvurduk. Sonuç olarak İçişleri Bakanlığı'nın kararı bize sürpriz olmadı. Konuyu takip edeceğiz diye konuştu. CHP'li tüfeğe yanıt veren Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı da şunları söyledi. Mustafa Tüfe'nin tavrı normal bir meclis üyesi tavrı değildir. Şahsıma nasıl bir kin duyuyorsanız bu tavrınızdan vazgeçemiyorsunuz. Bir buçuk yıldır aynı hikayeleri anlatıyorsunuz ama artık yeter. Lütfen bu tavrınızdan vazgeçip ilçemiz için bir şeyler üretmeye çalışın. Artık insanların karşısına düzgün iddialarla çıkın. Savcılığa suç duyurusunda bulundunuz. Savcılık konuyu İçişleri Bakanlığı'na taşıdı. Samsun Valiliği iki raportörü bu iddiaları incelemek üzere görevlendirdi ve iki ay boyunca inceleme yapıldı. Sonuç olarak hiçbir suç unsuruna rastlanmadığı yönünde karar alındı ve İçişleri Bakanlığı soruşturmaya gerek olmadığını açıkladı. Sürekli olarak meclise geliyorsunuz. Lütfen bana olan kişisel kininizi meclise taşımayın. Gelin birlikte ortak projeler yapalım. Siz de artık yapıcı olun dedi. Atakum Belediye Meclisi'nde ayrıca terör saldırılarında şehit olan asker, polis ve sivil vatandaşlar için saygı duruşunda bulunuldu. Ankara'da yaşanan patlama sonucu hayatını kaybedenlerin üzüntüsünü yaşadıklarını söyleyen Başkan Taşçı, teröre ve teröre destek verenlere lanet okudu. Başkan Taşçı saygı duruşunun ardından meclis üyelerinden terör saldırılarında hayatını kaybedenler için Fatiha süresini okumalarını istedi.